Amerika ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kongre temsilcileri, yani hem senatörler hem temsilciler meclisi üyeleri, dış ilişkiler danışmanları artı bir de think tank çevreleriyle görüştük. Özellikle Türkiye, Suriye, Orta Doğu üzerine çalışan neredeyse hani bu konularda bilgi üreten hemen hemen bütün çevrelerle konuşma imkanımız oldu. HDP olarak bizim hiçbir gizli ajandamız yok. Biz Amerika'yı yine Avrupa'nın kimi başkentlerini rutin bir şekilde düzenli olarak gideriz, ziyaretlerde bulunuruz. Zaten bizim HDP olarak da Washington'da bir temsilciliğimiz var. Yine Brüksel'de, Strasbourg'da, Berlin'de, Havler'de bizim temsilciliklerimiz var. Dolayısıyla rutin olarak biz bu merkezlere gideriz. Bunlar hem Türkiye hem Kürtler açısından önemli merkezler. En nihayetinde dünyanın hani küresel güçleri bunlar. Biz de zaman zaman bu başkentlere ziyaretler yapar. Türkiye hakkında, bölge hakkında ne düşünüyorlar, Kürtler hakkında ne düşünüyorlar bunları dinlemek için gideriz. Kendi fikirlerimizi de aktarırız. Rutin bir ziyaretti. Aslında geç kalmış bir ziyaretti. Pandemi olmasaydı daha erken düşünüyorduk. Biden sonrası dönemde yapabildiğimiz ilk ziyaretti. Önümüzdeki dönemde bu sonbaharda tekrar daha güçlü bir ziyarette doğrusu yapmak istiyoruz. Bizim orada paylaştığımız şeyler netlikle söyleyeyim. Türkiye'de meclis kürsüsünde protestolar esnasında, eylem etkinlikler esnasında söylediklerimizin çok çok az bir kısmını orada söyleyebildik. Yani çoğu zaman da 30 dakikalık, 40 dakikalık, 1 saatlik görüşmeler alıyoruz. Dolayısıyla öyle gizli saklı bir ajandamız söz konusu değil. Rutin diplomatik faaliyetlerimiz. Yani tabii bizim uzun dönemdir bu ziyareti planlıyorduk. Doğrusu farklı gündemlerimiz de vardı. Fakat biz Amerika'ya gitmeden 28 Haziran'da gitmiştik. Tam bir hafta önce HDP'ye yönelik kapatma davasının iddianamesi kabul edilince ana tartışma HDP'nin kapatılması, siyasal çoğulculuk tartışmaları oldu. O tabii çok önemli bir gündem maddesiydi. İkincisi, Türkiye'de tabii Kürt meselesinde genel bir gerilimli çatışma durumu, açlık grevleri var biliyorsunuz, devam ediyor. Bu anlamda genel bir gerilim söz konusu. Rojava yine bu gerilimin genel bu Kürt meselesi, bölgesel Kürt meselesinin bir parçası. Yine güneye yönelik olan biliyorsunuz uzun zamandır bir saldırı dalgası, sınır ötesi operasyonlar söz konusu. Birçok Türkiye-Amerika ilişkileri, Amerika-Avrupa ilişkileri, bütün bunlar konuştuklarımızdı. Ama bu defa temel gündem HDP'nin kapatılma davasıydı. Bu konuda hem enformeydiler hem de oldukça ilgiliydiler. Bir, son derece hukuksuz. İki, son derece çirkin bir durum. Bizim Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesiyim bu arada. 6 yıldır aynı zamanda o komisyon üyesiyim. HDP olarak 2 komisyon üyemiz daha var Dışişleri Komisyonu'nda. Bizim haberimiz yoktu bundan. Kesinlikle bize herhangi bir bilgi de verilmedi. Davet de edilmedik. Daha önce de benzer durumlar olmuş. Onlardan haberimiz yoktu. Tabii usule tamamen aykırı bir şekilde yapıyorlar. Meclis Teki Dışişleri Komisyonu'nun başkanını bu konuyla ilgili aradım. Kendisinden bir açıklama istedim. Biraz Covid'i önce söyledi. Açıkçası saçmaladı. Covid gerekçesiyle sayıyı, sınırlı tutuklarını vesaire söyledi böyle. Fakat ben de kendisine bunu öğrendiğimiz gün Deniz Poyraz'ın İzmir'de vurulduğu, öldürüldüğü gündü. Kendisine açıklıkla o Deniz'i öldüren o faşistin mantığıyla aynı mantığa sahip olduğunu, tam da HDP'yi bu şekilde ötekileştirerek HDP'yi böyle ırkçı saldırıların hedefi haline getirdiklerini kendisine söyledim. Aramızda böyle sert de bir tartışma geçti. Tabii biz bunu takip ettik. Elçilikle de biz bu durumu paylaştık. Daha sonra Amerika'ya gittiğimizde şunu öğrendik ki orada, çünkü o heyetin görüştüğü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle biz de görüştük. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türk delegasyonuna sordukları zaman HDP niye yok? Bir de üstüne yalan söylemişler. Biz davet ettik, onlar gelmedi diye. Nereden bakarsanız bakın son derece çirkin bir durumdu. HDP
6-7 milyon insanın oyunu temsil ediyor. Aileleriyle birlikte düşünürseniz 15-20 milyon insanı temsil eden bir parti. Komisyon başkanına da söyledim, HDP üzerinde tepinebilecekleri, itip kakabilecekleri bir parti değildir. Biz bunu her platformda gündemleştirmeye devam edeceğiz dedik. İlk Dışişleri Komisyon toplantısında da biz bunu ciddi bir tartışmaya açacağız, bu rezilliği. Geldi ABD'de, doğrusu biz çok belki açmayacaktık ama bize üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, onların da görüştüğü heyetin. Yani size sormak istiyorum. Gerçi elçilik bizi bilgilendirildi sizin dışlandığınıza dair. Ama bir de sizden duymak istiyoruz. Mesele nedir? Bu açıklıkla anlattık. Onlara şey demiş heyet başkanı. Biz HDP'yi davet ettik ama HDP'nin kendisi gelmedi diye. Bir de üstüne üstelik yalan söylemiş. Tam bir rezaletti yani. Bu ırkçı mantıktır. HDP'ye yönelik ırkçı mantığı biz şimdi de burada gördük. Fakat sıkıntı şu ki, şimdi kendi babalarının parasıyla gitmiyorlar. Meclis, yani halkın parasıyla bir yurt dışı seyahati yapılıyor. HDP'yi dışta bırakmak gibi bir lüksleri olamaz. Böyle bir tasarrufları olamaz. HDP'den daha küçük olan iki parti gidiyor. CHP gitmiş, buna eşlik etmiş. O da ayrıca üzerinde durulması gereken bir durum. Kendilerine de bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Maalesef böylesi programlarda muhalefetim diyen kesimler de HDP niye yok diye doğru düzgün bir soru sorup bir tavır alamamışlar. Bu da ayrıca not edilmesi gereken bir durum. Bir bakalım, şimdi meclis açıldığı zaman biz bu konuyu bayağı bir gündemleştirmeyi düşünüyoruz. Yani bizim en azından görüştüğümüz kesimler bilgilenmiş bir şekilde gelmişlerdi, onu söyleyeyim. Tabii Türkiye'deki Amerika Elçiliği bu tür görüşmeler öncesi tabii bilgi notları gönderir. Türkiye'deki durum konusunda onları günceller. Biz de durumu tabii ki kendi çerçevemizden, perspektifimizden anlattık. Doğrusu açık bir şekilde bunu söylüyorlar. En üst düzeyde de bunu ifade ettiler. HDP'nin kapatılmasını doğru bulmadıklarını, Türkiye'de siyasal çoğulculuğun olması gerektiğini ifade ediyorlar. Bunu bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü üzerinden yapmışlardı. Mart ayında ilk iddianame söz konusu olduğu zaman Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğü ve HDP'ye ilk kapatma davası iddianame sunulduğu zaman bir açıklaması olmuştu. Geçen hafta içerisinde Senato Dışişleri Komisyonu Victoria Nuland'ı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarını, Türkiye konulu bir oturuma davet ettiler. Orada tabii Türkiye konuşuldu, birçok mesele konuşuldu. Ama hem Connecticut Senatörü Murphy, Chris Murphy, hem de Senato Dışişleri Komisyon Başkanı Menendez spesifik olarak hem Demirtaş'a dair mahkeme kararı uygulanmayan AİHM davası, aynı zamanda HDP'nin kapatılmasına dair spesifik sorular da sordular. Bu şekilde bir gündemleştirebildiler. Bunun dışında da detaylarını şu an çok paylaşmayayım. Kongre bazı çalışmalar üzerinde duruyor. Yani Kongre yakın dönemde Biden yönetimini özellikle HDP'nin kapatılması konusunda inisiyatif almaya davet edecek ve biz de yakın bir zamanda tekrar Amerika'ya gidip muhtemelen eğer olabilirse, programı müsait olursa, eş başkanlarımızdan birisiyle tekrar gidip bir oraları ziyaret etmek istiyoruz. Bir şekilde Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin dışişleri komiteleri en nihayetinde bunu yönetime bildirecekler, bizim yaptığımız bu görüşmeleri. Çünkü orada Dışişleri Komisyonu, Temsilciler Meclisi'nin de Dışişleri Komisyonu'yla bayağı bir mesai yaptık. Dolayısıyla Amerika siyasetinde, dış siyasette Kongre'nin belli bir ağırlığı söz konusu. Dolayısıyla Kongre'de hani Beyaz Saray'la diyalog halinde, aynı zamanda Avrupalı kimi liderlerle de diyalog halinde Türkiye'de siyasal çoğulculuğun olmasına dair düşüncelerini en üst perdeden paylaşacaktır. Bizim hani beklentimiz bu yönde, ama bu sadece beklenti değil. Kimi hazırlıklar var. Muhtemelen Eylül-Ekim ayı içerisinde daha böyle somut şeyler konuşabileceğiz. Biz Amerika'ya gitmeden önceki hafta, 21-24 Haziran haftası Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yaz oturumlarını yaptık Strasbourg'da. Benle Felek Naz Hoca vekilimiz katıldık HDP adına, yani Türkiye delegasyonun parçası olarak. O oturumlar esnasında Türkiye ve İspanya'daki siyasi tutuklularla ilgili spesifik bir
karar tasarısı hem komisyonda, hukuk komisyonunda tartışıldı, genel kurula indi. Ezici bir çoğunlukla da geçti. Orada HDP'li siyasetçilerin tutuklanmasına dair bir tartışmaydı spesifik olarak. Bir kısmı da Katalan, İspanya'daki Katalan milletvekillerinin durumuydu. Ama HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmalar iyice hani o metinde, o tasarıda da vardı. Kesinlikle HDP'nin kapatılmasına karşı net bir ses çıkarabildi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi. Bu 21 Haziran'da olmuştu. Kısmen basına da yansıdı. 8 Temmuz'da da Avrupa Parlamentosu da yine spesifik olarak HDP'nin kapatılmasına yönelik olarak çok güçlü bir karar tasarısı hazırladı. Bu karar tasarısı bizim de diyalogda olduğumuz Kürt Dostluk Grubu öncülük etti. Yeşiller, Sol ve Sosyal Demokrat Parti milletvekilleri öncülük etmişti. Doğrusu bizim de talebimiz olmuştu bu konuda ve Avrupa Parlamentosu'nda çok güçlü bir karar çıkardılar. Yani detaylı, güçlü, 603'e 2 oyla kabul edildi. Bu her iki karar aslında şu demek: Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke var, Avrupa Parlamentosu'na üye 27 ülke var ve bu ülkelerin milletvekilleri, ki halkı temsil ediyorlar, neredeyse %99 HDP'nin kapatılmasının yanlış olduğunu, buna karşı olduklarını açıkça deklare ettiler. Sadece Macaristan ve Polonya gibi Erdoğan'a şahsi yakınlığı olan liderlerinin, o ülkelerden bir iki çatlak ses çıktı. Kimse de çok fazla önemsemiyor. Şu açıdan önemliydi bizim için. Tabii hem Amerika seyahatimiz esnasında Avrupa Parlamentosu'nun, Amerika'ya gitmeden önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu kararları bizi Amerika seyahatimize de güçlendirdi. Çünkü bu kararların hepsini biz Amerikalı hani meslektaşlarımıza, hani oradaki siyasetçilere, think tanklere de yollamış olduk. Şu ana kadar HDP'nin söyledikleri ortadaydı ama şu an Avrupa Konseyi'ni, Avrupa Parlamentosu'nu, Avrupa Birliği'ni bağlayan bütün kurumların, hatta Birleşmiş Milletler Parlamentosu'nun somut kararları söz konusu. Dolayısıyla çok geniş, yaygın bir meşruiyet alanı sağladı bize. Bence bunları da dikkate alacaklar. Zaten beklentimiz Kongre'nin de bu konuda hani açık bir mektup yazması. Ve bu mektubu yazarken de Avrupa'daki bu tartışmalardan enforme olması, bunlara referans vermesi. Açıkçası şunu da düşündük. Yani Türkiye'de demokrasi, hukuk, insan hakları konularında Biden yönetiminin açık bir taahhüdü var. Dış ilişkilerde, diplomaside bu tür konular bizim ana eksenlerimizden biri olacaktır. Bunu sözünü verdi. Bizim de önerimiz demokrasi, insan hakları konusunda, tabii HDP'nin kapatılması, siyasal çoğulculuk da bunun içerisinde, Amerika ile Avrupa'nın liderlerin bir şekilde koordine olması, özellikle Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi ile, görebildiğimiz kadarıyla o yönlü de bazı ortaklaşmalar olacak. Kısmen değişti doğrusu, yani kıyas yaparsanız tabii daha görünür ifade etti. Hatırlayın, az önce bahsettim, Gergerlioğlu kararı ve HDP'nin kapatılmasına dair hükümet sözcüsü açıklama yapmıştı o konuda. Daha sonra İstanbul Konvansiyonu ile ilgili, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmesiyle ilgili açıklamalar olmuştu. Dönem dönem açıklamalar oluyor. Bu anlamda belli bir fark var ama biz oradayken insan haklarından sorumlu müsteşarla da görüşme imkanımız oldu. Uzun bir görüşme oldu. Kendisi aynı zamanda Amerika'nın daha bir önceki dönem Avrupa Konseyi temsilciliğini de yapmış, büyükelçi idi. Bayağı detaylı görüştük. Bizim de görebildiğimiz kadarıyla demokrasi ve insan hakları meselesi Biden yönetiminin tabii ajandasında olacak. Ama şu yanılgıya da girmemek lazım. En nihayetinde Demokrat Parti de olsa Amerika'nın ulusal çıkarlarını her şeyin önüne koyarlar. Yani bu anlamda bir demokrasi havariliği falan kimse beklemiyor. Beklemesin de. Fakat Trump yönetimine kıyaslama yapacaksak tabii biraz daha hani bu tür talepleri dile getirme noktasında aktif olacaklarını hem düşünüyoruz hem bekliyoruz. İnsan hakları alanındaki rapor güçlü bir rapor çıktı bu defa. Şu önümüzdeki raporun daha güçlü çıkması bekleniyor. Tabii o konuda
biraz daha sesli bir Amerika göreceğiz, daha sesli bir yönetim göreceğiz. Ama dediğim gibi yani Türkiye'deki insan hakları mücadelesine Amerika hükümeti gelip vermeyecek. Bu konuda belki Avrupa ile daha koordineli bir şekilde, daha istikrarlı bir şekilde bu alana dair söylem üretecek. Trump o açıdan tam bir facia olduğu için aslında Biden yönetiminden beklenti biraz fazla. Dolayısıyla çok yüksek beklentiyle girip de hayal kırıklığına uğramamak da önemli. Ama böyle açıktan bir taahhütleri var. Demokrasi zirvesi toplayacağını söylüyor Biden. Dolayısıyla bu demokrasi insan hakları meselesini yeniden diplomasinin ana akslarından biri haline getirmeye çalışacağız. Sözü bu. Göreceğiz, bakacağız. Yaparsa da iyi olur aslında. Yani fena bir şey olmaz. Fakat beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var, ihtiyatlı olmakta fayda var. Yani bizim de gözlemimiz o, öngörümüz o. Türkiye zaten Biden iktidara gelmeden aslında Kobani'yi de içine alacak bir saldırı için bayağı bir zemin yokladı, zorlamaya çalıştı. Hatırlayın seçimler öncesi, Amerika seçimleri öncesinde hem bu Grassi-Pisarikani bölgesinde genişlemeye çalışıyordu. Habire provokatif bir takım hani girişimlerde bulundu ama istediğini alamadı. Ne edip edip Biden iktidara gelmeden aslında hani coğrafyada değişiklik yapmaya çalışıyordu. Biden iktidara geldikten sonra artık Rojava'da daha fazla ilerleyemeyeceğini, daha fazla yeri işgal edemeyeceğini görünce güneye kaydı. Bu defa Güney Kürdistan'daki operasyonları biliyorsunuz, sınır ötesi işgalleri, kalıcı işgalleri evet artırmaya başladı. Bizim öngörümüz yani tabii böyle bir şeye Amerika destek verirse çok ciddi bir tepki görür. Hatırlayın Trump işgale onay veren adımı attığı zaman Amerika'da Savunma Bakanı istifa etti, Suriye özel temsilcisi istifa etti. Yani çok sarsıcı oldu Amerika siyaseti açısından. Amerika kamuoyunda çok ciddi tepkiler oldu. Demokratlar böyle bir şey isteseler dahi öyle kolay kolay yapacak durumda değiller. Ama bizim de edindiğimiz izlenim en azından başka bir saldırıya mahal vermeyecek şekilde bir pozisyon aldıkları. Fakat Türkiye her zaman için Rojava'yı tümden o statüyü ortadan kaldırmak için fırsat kollamaya devam edecektir. Şu an Türkiye S-400 meselesini pazarlık unsuru yapmaya çalışıyor. Yani ben S-400'den vazgeçeyim, siz de müsaade edin, ben Rojava'ya saldırayım, oradaki Kürtlerin kazanımlarını yok edeyim. Açıkça bunun pazarlık masasını oluşturmaya çalışıyor. Şu ana kadar bizim gördüğümüz Amerika böylesi bir pazarlığa kapalı. Yani S-400'de Rojava meselesini birbirinden ayrı tutmaya çalışıyor. Ama bir ara Savunma Bakanı da açıklama yaptı. Aslında Amerika S-400 konusunda biz hani geri adım atmaya hazırız ama Suriye ve Rojava konusunda da bizim beklentilerimiz var dedi. Bir pazarlık masası oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an için kapalı ama dediğim gibi yani siyasette çok büyük hayal kırıklıkları yaşamamak için çok beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Şahsi kanaatim Rojava için, en azından Rojava için şu önümüzdeki dönem biraz daha rahat olacakları bir zemin olacak. Fakat bunu da gören Türkiye diğer alanlara özellikle güneye saldırı zeminini yoğunlaştırmaya çalışıyor. Şimdi tabii kapalı kapılar ardında tam olarak ne konuşuluyor bilmiyoruz. Artı Erdoğan Biden'la görüştüğü zaman tercüman dışında da kimseyi bulundurmamıştı hatırlarsanız. NATO zirvesinde yaptığı görüşmede. Fakat Amerika'nın genel olarak şöyle bir politikası söz konusu. Türkiye Rojava'yla çok ters düşmediği oranda güneye yönelik yapılan operasyonlara şu ana kadar ses çıkarmadı. Hatırlarsanız Şengal konusunda da hani evet hani Şengal ve Mahmur'da Türkiye saldırılar yapmasın böyle. Böyle bazı cılız sesler falan çıktı fakat böyle çok da bir pozisyon almıyor işin doğrusu. Yani PKK ile olan savaşında ben sana karışmıyorum ama Rojava konusu olduğu zaman hani benim kimi hassasiyetlerim var. Böyle bir politika izliyor. Şimdi Amerika'da belli bir Türkiye'nin bu son dönemdeki hani artan saldırıları ve askeri durumu kalıcılaştırmaya yönelik bir takım girişimleri Güney Kürdistan'da da rahatsızlık yaratmaya başladığı için aslında Amerika o konuda biraz kaygılanmaya başladı. Çünkü güneydeki Kürtler de Türkiye'nin bu kadar çok askeri buraya yığmasının, bunları kalıcılaştırmasının sadece PKK ile ilgili olmadığını görmeye başladılar. Hatta
Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı yapmış Hoşyar Zebari'nin bir Twitter mesajı da oldu. Türkiye bu saldırıları yoğunlaştığı zaman. Yani bu mesele PKK ile mücadelenin daha ötesinde gibi hani algılamaya başladılar. Doğrusu Türkiye'nin hani oraya yerleşme ve oradan çıkmama gibi bir politikası söz konusu. Yarın öbürsü gün olur da Irak dağılır da Kürdistan bölgesinin orada bağımsızlaşma gibi bir imkanı olursa muhtemelen Türkiye askeri olarak müdahil olup bu durumun önünü de almaya çalışabilir. Ki bu da ihtimallerden birisi, Irak'ın dağılması. Artı başka bir durum var aslında altının çizilmesi gereken. Türkiye'nin oradaki tasarruflarını biraz da bölgesel siyaset çerçevesine düşünmek lazım. Amerika Irak'ın güneyinden, Bağdat'tan, buralardan çekilirken Kürdistan bölgesel yönetimine yerleşmeye çalışıyor. Yeni üsler açıyor, Halepçe'de açıyor, Erbil'de açıyor. Şimdi partneri, temel partneri olarak da biliyorsunuz KDP çizgisidir Amerika'nın. Ama Güney Kürdistan'da İran'ın da belli bir etkinliği var. Özellikle Süleymaniye cenahında, o civarda, oradaki siyasi güçlerle de. Dolayısıyla Amerika basitçe şöyle bir hesap yapıyor. Yani KDP ve Türkiye'yi birbirine yaklaştırarak aslında Güney Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları içerisinde İran karşıtı bir denge oluşturmaya çalışıyor. PKK'yı de, YNK'yi, diğer güçleri de daha İran'a yakın güçler olarak konumlandırıyor ve bu açıdan da hani Türkiye'nin KDP ile yakınlaşması ve o çerçevede hani PKK'ya yönelik bu girişimleri hani açıktan destekliyorum demese de zımmi anlamda bir desteği söz konusu. Fakat Türkiye'nin bu girişimleri Amerika'nın bölgedeki çıkarlarına ters geldiği noktada en fazla bu kadar da değil diyor. Bu da şudur, eğer Türkiye Kürdistan bölgesel yönetimini kendisine yönelirse Amerika bir tavır değişikliğine gidebilir. İçi Amerika'da da, Kürdistan'da da, Güney Kürdistan'da da görebildiğimiz kadarıyla artık bu Türkiye'nin o bölgeye yönelik askeri yönelimlerinin basitçe PKK ile mücadele olmadığını artık sanırım herkes kanaat getiriyor. Bizim orada görüştüğümüz güneyli siyasetçiler de vardı. Onlarla da kimi görüşmelerimiz oldu. Ama Türkiye adım adım Kürdistan'ı, Güney Kürdistan'ı işgal edecek gibi artık netleşen bir algı söz konusu. Güneyde bu algı iyice pekişirse Amerika'nın tavrında da belli bir değişiklik olabilir. Tutmaz. Yani Amerika'nın Orta Doğu'daki hiçbir hesabı tutmuyor. Bakın bunu kendilerine defalarca ifade ettik. Amerika dış politikası tarih ve sosyoloji bilmez. Mühendislik yapmaya çalışır. Üstten gelir, yıkar ama hiçbir zaman yenisini yapamaz. Çünkü ne sosyolojik dengeleri bilir ne tarih bilir. Yani geldiler Irak'ı darmadağın ettiler. 5 trilyon dolar para harcadılar. 150 bin asker yığdılar. 6 bin askerleri öldü. O kadar kızıl katliam ne oldu ortada? Paramparça edilmiş bir coğrafya bıraktılar. Çekilmeye çalışıyorlar, çekilemiyorlar. Afganistan siyaseti hakeza çıkmaya çalışıyorlar, çıkamıyorlar. Libya'da ne olduğunu gördük, Suriye'deki durumu gördük. Dolayısıyla Amerika'nın şu an bu alanlara hakim olmak gibi bir derdi yok. Orta Doğu'dan aslında çıkmak da istiyor. Çünkü ekonomik anlamda düşünürseniz, yani Orta Doğu'nun altını üstünü satsan 5 trilyon dolar etmez Amerika için. O kadar para harcamış ve istediği denklemi de kuramamış burada. Amerika ağırlığını Asya Pasifik'e kaydırmaya çalışıyor. Çin ve Uzak Asya'ya kaydırmaya çalışıyor. Mantıklı da, yani dünyanın üretim merkezi, dünya nüfusunun neredeyse 1/4 orada. Tüketim merkezi. Yani niye Orta Doğu ne için önemliydi? Birkaç şey için. Petroldü ama artık petrol çağı yavaş yavaş kapanacak. Başka enerji imkanları açığa çıkıyor. İkincisi de İsrail'in güvenliği meselesiydi. Yani şu meseleleri çözebilse burada kalmasının, bir de tabii Körfez'deki kimi müttefikleridir, o petrol müttefikleridir. Onların çıkarlarını korumak için jandarmalık yapıyor burada. Ama şöyle düşünüyor, ben Orta Doğu'dan çekilirsem bu bölgede İran ve Rusya hegemon güçler olmasın. Bunu nasıl sağlayabilirim? En kolay yolu, zaten NATO içerisinde olan Türkiye var. NATO'nun mızrak ucudur. En azından Türkiye'yi bölgede konumlandırabilirim. Şimdi şöyle bakın, Erdoğan'ın diplomaside zemini tükenmiş durumda. Kimse Türkiye'ye 10 yıl önce, 20 yıl önce gibi model ülke olarak bakmıyor.
ekonomi bitmiş durumda, kurumsal anlamda Batı ile ilişkiler çok zorlanmış, Avrupa Birliği ile müzakere yok, Gümrük Birliği güncellenemiyor, Avrupa Konseyi'nden atılma noktasına gelmiş Türkiye. Ama Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin göreli olarak pürüzsüz olduğu bir alan var, NATO, Güvenlik Paktı, North Atlantic, Kuzey Atlantik Güvenlik Paktı, yani Avrupa ile Amerika'yı bir güvenlik şemsiyesi içerisinde birleştiren bir pakttır. Türkiye 1950'den beri bu paktın içerisinde. Şimdi Erdoğan şunu çok iyi görüyor. Batı'nın kendisine demokrasi, hukuk, insan hakları, ekonomi vesaire bu tür alanlarda dünya kadar sıkıntı yaşıyor. Ama hem Amerika'nın hem Avrupa'nın güvenlik ihtiyacı artıyor. Güvenlik diskuru son derece güçlü bir diskur. Bu tırnak içinde söylüyorum, teröristlere karşı güvenlik, mültecilere karşı güvenlik, işte uyuşturucu tacirlerine, insan kaçakçılarına vesaire vesaire. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye Karadeniz'de NATO üzerinden ciddi bir pozisyon almaya çalışıyor. Hatta Rusya'ya karşı açılacak cephede en büyük NATO gücü Karadeniz'de Türkiye. İngiltere ve Amerika'nın tam desteğini almış durumda Türkiye o konuda. Yani Rusya'ya karşı ben burada bir pozisyon oluşturabilirim. Libya ve Suriye'de NATO gücü olarak yine eğer belli bir zımmi bir destek varsa Türkiye NATO gücü olduğu için. Mesela Amerika diyor ki ben Suriye'den çekildiğim zaman diyor. Buraya İran ve Rusya dolduracak bu boşluğun oluşmaması için bari... Erdoğan'la sıkıntı da yaşasam bir NATO gücü olan Türkiye'yi ben buraya ikame edeyim ki en azından bizim çıkarlarımızı koruyabilsin. Benzer bir mantığı Erdoğan Afganistan'da hani hayata geçirmek istiyor. Şöyle diyor. Siz diyor çıkmak mı istiyorsunuz Afganistan'dan? Çıkın. Ben sizin geride kalan pis işlerinizi yaparım. Kaba bir tabirle söylüyorum. O işin taşeronluğunu, kırıp döktüklerinizi ben orada toparlarım. Bir, bana para verin. İki, tabii muhtemelen bir kısım Amerika askeri yine isteyecektir orada. Ben Taliban'la da konuşabilirim. Zaten Taliban'la aramızda bir fikir ayrılığı yok. Böyle tuhaf bir açıklama falan da yaptı. Bir şekilde ben sizin için kullanışlı olabilirim siyasetini yapıyor. Ama bunu NATO çerçevesinde güvenlik politikaları bağlamında yapıyor. Doğrusu Amerika'yı biraz da beklentiye sokmuş durumda bizim oradaki gözlemimiz. Bunu kendileriyle de paylaştık. Erdoğan seçime gidene kadar bir şekilde Batı'nın desteğini almak istiyor. Bunu da diğer alanları tamamen kaybetmiş. Bir tek NATO alanı kalmış elinde, güvenlik alanı. Açıkça sizin için jandarmalık yapabilirim diyor. Söylediği budur. Onların da çıkarına gelebilir tabii böyle bir şey. Ne kadar hani bu uygulanabilir, uygulanamaz ayrı bir meseledir. Ama Türkiye hem Libya'da, hem Suriye'de, hem Kafkasya'da, hem de Afganistan'da sürekli olarak aynı kartı oynuyor. Siz Irak'ta da aynı kartı oynuyor. İran'ı ve Rusya'yı dengelemek için bir NATO gücü olarak siz benim yaptıklarıma göz yumun diyor. Açıkçası kısmi de olsa böyle bir zımmi desteği almış durumda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu ziyareti tabii son meclis şeyin son haftası yaptık. Hemen Amerika Bağımsızlık Günü'nden önceki hafta yaptık. Doğrusu Eylül-Ekim gibi düşünüyorduk ama çok geç olmasın diye daha küçük bir heyet. Grup Başkan Vekilimiz ve Garopaylan, hem Diyarbakır Vekilimiz hem de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte küçük bir ziyaret yaptık. Bir hazırlık ziyaretiydi. Amerika'nın hala yani Türkiye konusunda, Suriye konusunda, Kürt meselesi konusunda net bir politikası yok. Bunu görüyoruz. Hala bunu oluşturma sürecinde. Dolayısıyla şu an Trump'ın yarattığı tahribatı biraz onarmaya çalışıyorlar. Tahribat o kadar büyük ki yani bu meseleler yavaş yavaş konuşuluyor. Pandemi olduğu için de kısmen yavaş ilerliyor. Eylül-Ekim'den sonra yani Biden yönetimi tam oturmuş olacak. Ve bizim de malum Kobane davası gibi çok büyük bir gündemimiz var. Kapatma davası ile ilgili gündemimiz var, ahim kararları var, uygulanmayan. Yine bakalım hele bu tecrit ve açlık grevleri ne duruma gelecek. Yani bütün bu çoklu gündemleri eğer mümkün olursa iş başkanlarımızdan birisinin programı uygun olursa talebimiz oldu. Onlar değerlendirecekler. Ama bir daha gidip daha bu defa üst düzey, daha yoğun, daha fazla insanla bir görüşmek istiyoruz. Washington
Yani şu algı sürekli var, işte HDP Washington'a gidiyor, HDP, ya HDP her yere gidiyor, HDP Londra'ya da gidiyor, Berlin'e de gidiyor, Brüksel'e de gidiyor, biz bir siyasi partiyiz. Kürtlerin ezici bir çoğunluğunu temsil ediyoruz. Bir sürü siyasetimiz var. Bunu iyi düşünebilmek, iyi formüle edebilmek için bütün bu kesimler siyaset yaptığımız zemin hakkında ne düşünüyor, nasıl konumlanıyor, Orta Doğu, Suriye, Irak, Türkiye vesaire, bunları görüp kendi pozisyonumuzu alıyoruz. Haliyle hükümetler düzeyinde olmasa bile bizim bütün bu alanlarda inanılmaz kamuoyu desteğimiz, parlamenter desteğimiz var. Yani size söyleyeyim, mesela Avrupa Parlamentosu, Brüksel sürekli gidip geldiğimiz yerlerden birisi. 605 vekilden, yani aktif katılanlardan 603'ü destek vermiş durumda. Dolayısıyla bu çok güçlü bir kamuoyunu gösterir. Biz de gider geliriz en nihayetinde. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyor. Avrupa Konseyi üyesi filan. O açıdan bir Washington ziyareti kaçınılmaz. Onu da yapacağız. Sadece bir zamanlama meselesi. Ama bu yaptığımız ziyaretten daha büyük, daha kapsamlı, temsiliyet gücü daha yüksek olacak. Onu söyleyebilirim.